Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, teşekkür ederim Ali Bey. Size de kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Biraz sıkıntılarımız var, problemlerimiz var. Bu problemlerle boğuşuyoruz şu anda. Evet, siz kendinizi tanıtır mısınız? Ne işte meşgulsünüz orada, neler yapıyorsunuz? Ne gibi durumlar yaşıyorsunuz? Şimdi önce kendimi tanıtayım. İsmim Orhan Demirci. Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde Orhan Taksi Durağı adında taksi durağını işletiyorum. İstanbul Taksiler Birliği'nin başkan yardımcısıyım. Öztaşımayız Sendikası'nda taksi şoförleri temsilcisiyim. Ümraniye'de biz sıkıntıyla karşılaştık. Ümraniye'de başımıza bir olay geldi. Belediye başkanı seçimden önce bize durakları yapacağını söylemişti. Taksi duraklarını yapacağım demişti bize. Bizler de sevinmiştik tabii, mutlu olmuştuk. Yapacağım, yenileyeceğim demişti değil mi? Yani yapmak demek. Durakları yapacağız yani, yenileyeceğiz demişti. Evet. Yani dolayısıyla seçim gitti. Belediye başkanımız bizim duraklarımızı yapmaya başladı. Şu an Ümraniye'de iki tane durağı yaptı, bitirdi. İki durağı da yapıyor şu anda, yapım aşamasında. Saray taksi durağını yaptı. Tantabi taksi durağını yaptı. Çakmak taksi ile bir durağımız daha var. Çamlık taksi ile Soyak Yenişehir taksiyi de şu anda yapım aşamasında. Fakat burada önümüze bu süreç içerisinde önümüze şöyle bir sıkıntı çıktı. Belediye başkanımız şu talepte bulunuyor. Diyor ki duraktaki araç sayısına göre diyor, araç başına diyor 10.000 lira para vereceksiniz. Ben sizin duraklarınızı yeniliyorum. Siz hangi ilçedesiniz orada, yani semttesiniz? Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde durak başkanıyım ben. Ama Ümraniye'de yaklaşık 22 tane durak var. Belediyenin projesinde 16 tane durağı yapacak, yenilecek. Bizim karşımıza çıkan en büyük sorun duraktaki araç sayısı kadar plaka sahiplerinden 10.000 lira para talep edilmesi ve İstanbul'da böyle bir uygulama yok. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz ve Ümraniye'deki duraklar şaşkın haldeyiz. Yani bu para nereden çıktı, ne diye isteniyor? Belediye eğer bir masraf yapıyorsa Türkiye Ekonomi Bankası ile anlaşma yapmış. O anlaşmayla Türkiye Ekonomi Bankası yapıyor durakları. Belediye bizden bu bir türlü çözemiyoruz. Israrla da ben bu parayı alırım diyor. Böyle bir sıkıntı var ve bunun da sonrası da var. Artı benim bir durağım var, gelip bunu bana söylemiyor. Yani bir durak sahibini karşısına çağırıp, belediyeye çağırıp bizim böyle bir düşüncemiz var demiyor. Kendisi yapıyor, duraktan gelecek diyor 4 tane plaka sahibi. Bu 10.000 lirayı hesaba yatıracak diyor. Size kolaylık da yapayım diyor. 1.000 lira taksitle de verebilirsiniz diyor ama bu para neyin parası olduğu, niye istinaden olduğu, yazılı bir belge de vermiyor bize. Yazılı belgeyle de müracaat etmiyor. Ağızdan şifayen konuşuyor ve böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ümraniye Belediye Meclisi'nde soru önergesi de verildi. Biz halimizi arz ettik fakat bizi böyle bir durumumuz var. Belediye başkanı bize kulak vermiyor. Bizim feryadımıza kulak vermiyor. Bizi dinlemiyor. Bildiğini yapıyor. Ben bu parayı alacağım, başka bir şey demiyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bizim geleceğimiz nedir, ne değildir? Nasıl bir çatla bir gelecek haline gelecek? Nasıl bir gelecekle karşı karşıya kalacağız bilmiyoruz. Yani dolayısıyla yani durakçıları da plaka sahibi değilsin diye dışlanıyor. Yani bu durakların 21 yıl boyunca bizim Ümraniye'de 30 yıllık, 35 yıllık, 25 yıllık, 15 yıllık duraklar var. Bunların hepsi tehdit altında şu an. Ben size sadece şu örneği vereceğim. Ümraniye'de Saray Taksi'nin sahibi şu anda dışlanmış, kenara itilmiş vaziyette. Neden? Bu arkadaşımız bu 10.000 lira parayı taahhüt ettirmesine rağmen ödeyemedi. Durağı mühürlendi. Durakta çalışan 4 tane araba gitti. 4 tane araba dedi ki ben bu parayı 1.000 liradan 4.000 lira yatırdı, gitti durağı aldı. Bu sefer ne oldu? Durağın sahibi olan İstanbul Baştürk kenarda kaldı. Böyle bir sıkıntı var. Yarın bu bizim de başımıza gelecek ve biz bunu gerekli mücadelemizi yapıyoruz. Ümraniye Motorlu Taşıtlar Odası Başkanımızla birlikte bu konuyu istişare ediyoruz. Gerekli mercilere ve belediye başkanımızın oda başkanımıza söyledi, sen karışma, işin içinden çık sen diyor. Ümraniye'de durakları ve taksicileri
Ümraniye Motorlu Taşıtlar Oda Başkanı temsil ediyor. Bu temsilciye sen karışma girme araya diyor. Taksi durak başkanları bu parayı kimse veremez dediğinde bunu götürüp belediye başkanına para vermiyor. Nezih Başkan para vermeyin diyor diye algılıyor. Yani bu tür sorunları yaşıyoruz Ümraniye'de. Dolayısıyla bu sorunların çözümü için biz gerekli mücadeleyi veriyoruz. Bir takım yaptığımız işlemler var. Önümüzdeki günlerde Ümraniye genelindeki duraklarla eylem yapmayı da düşünüyoruz. Eğer böyle bir eyleme de kalkışacağız ama şöyle bu eylem bağırmalı, çağırmalı, kavgalı, gürültülü değil. Sessiz sedasız efendim bir basın açıklaması. Duraklardaki taksiciler toplanacak. Durak başkanları toplanacak ve bir basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz. Bu uygulamanın yanlış olduğunu, bizim yıllanmış yani 10 yıl, 20 yıl, 30 yıllık emeklerimizin boşa gittiğinin bir açıklaması olacak bu. Yani ben UKAME raporum var. Devlete vergimi de veriyorum. Basit usulde vergi mükellefiyim. Ama durağım elimden alınıyor. Buna rağmen durağım elimden alınıyor. Kim tarafından? Belediye başkanı tarafından. Şimdi ben bu belediye başkanına, pardon şunu da söyleyeyim. Ben bu belediye başkanına oy verdim. O benim şu an ekmeğimle oynuyor. Nasıl olacak? Belediye, hangi belediye, hangi partiye ait duraktır? Ümraniye Belediyesi AK Parti'ye bağlı. Parti. Peki belediye başkanına görüş talepte bulundunuz mu? Tabii bulunduk. Dikkate ve kale alınmıyoruz. Dikkate ve kale benim projem. Ben dediğimi yapan adamım deyip, dediğini yaparım deyip, bizim sözlerimizi diye yaptığının yanlış olduğunu, İstanbul'da böyle bir uygulamanın olmadığını, hiçbir belediye yapılan duraklardan para talep etmediğini, sponsorlar eşliğinde, önderliğinde bu işin, durakların yapıldığını, sponsorlara ödetildiğini bu şekilde anlatmamıza rağmen hayır diyor. Ben diyor diğer belediyeler beni ilgilendirmez diyor. Ben o belediyeler değilim diyor. Ben Ümraniye Belediyesi'yim. Ben bu parayı sizden her türlü alırım diyor. Böyle bir dayatmayla karşı karşıyayız. Oda var mı sizin orada? Oda. Oda Ümraniye Motorlu Taşıtlar Odası var Ümraniye'de. Görüşmeleriniz oluyor mu? Efendim? Görüşmeleriniz oluyor mu? Odayla? Tabii ki. Oda başkanıyla birlikte hareket ediyoruz. Oda başkanımız bize önderlik yapıyor. Öncülük yapıyor. Yani oda başkanı da buna şiddetle karşı. Böyle bir şeyin yanlış olduğunu, bunda bir takım esnemelerin olması gerektiğini, Üsküdar'ın, Ataşehir'in, Sarıyer'in, Kağıthane'nin, Şişli'nin, Beyoğlu'nun, bu belediyelerin duraklar yapıp hiçbir şekilde para talep etmedi. Ama ben o belediyeler değilim deyip böyle bir sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Bunu anlatmaya çalışıyoruz ve bu uğurda da mücadelemizi devam ettiriyoruz. Çok teşekkür ederim görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Söylemek istediğiniz başka konu var mı? Aktarmak istediğiniz. Şu anda biz şöyle söyleyeyim. Ümraniye'de bu sorunun böyle bu günlere gelmesini gönüllü istemezdi. Ben bir AK Partiliyim ve AK Partili belediye benim ekmeğimle oynuyor. Ve beni dinlemiyor. Benim halimi anlamıyor. Benim içinde bulunmuş olduğum durumu anlamak istemiyor. Gözünü karartmış ben bu parayı alacağım diyor. Biz de diyoruz ki bizim ekmeğimizle oynama. Bizim bütün durakları kapatabilirsin, yeni duraklar yapabilirsin. Ama bizim ahımızı nasıl alamayacaksın? Bizim ahımızı alırsın. Biz bunları söylememize rağmen, mücadele vermemize rağmen biz mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Hocam, çünkü bu dava bizim ekmek davamız. Hocam bir şey söyleyeyim. A Parti, B Parti yok. Alay rant peşinde, alayı kaymak peşinde. Aşağıdaki insanları hiçbir parti düşünmüyor. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ediyorum. Rant peşinde, kaymak peşinde ben bilmem. Onu Allah bilir. Allah'ın bildiğini biz bilsek ne olur, bilmesek ne olur ama onu Allah bilir. Onları ben Allah'a havale ediyorum. Yani şunu da buradan son olarak şunu söyleyeyim. Burada bir hak varsa, benim de hakkım gasp ediliyorsa, bu her kim olursa olsun benim partim olmuş olmamış, A Parti, B Parti olmuş. Ben hakkımı helal etmiyorum. Gelsinler benden helallik alsınlar. Hadi. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hadi. 400.